diğer rahatsızlığımız da tüklük bezi rahatsızlığı. Bunu nasıl tedavi ediyoruz peki? Ya da tüklük bezi rahatsızlığı nedir aslında? İlk önce biraz bunu açalım. Hastalıklarını bilsin izleyenlerimiz. Evet, tüklük bezesi bir, şimdi iki türlü tüklük bezesi var. Bir, hemen kulağın altında çene üstü tüklük bezesi, bir de çenenin altında çene altı tüklük bezesi, dilin altında dil altı tüklük bezesi diye üç tüklük bezesi var. Bunlara major, yani büyük tüklük bezeleri denir. Bir de çok çok küçük, bine yakın tüklük bezesi var. Gözde gözükmeyecek kadar çok küçük olan minnacık tüklük bezeleri var. Bunlar da neye benzer? Küf gibi düşünelim böyle. Küçük kanal ağızlıkları var. Bunlar sürekli tüklük salgılar. Takriben bir insanın günlük 1 ila 1,5 litre tüklük salgılar, tüklük bezeleri. 1 ila 1,5 litre tüklük bezesi. Tüklük salgılar. Ne işe yarar tüklük? Yemiş olduğumuz besinlerdeki zebzedir, meyvedir, hayvansal gıdalardır. Ne olursa olsun. Bütün gıdalarda ne var? Mikrop var. Evet, tamam. Bakteri var, virüs var, mantar var, hatta parazit var. Evet. Şimdi tüklük ne işe yarıyor? Tüklüğün içerisinde antiviral, antibakteriyel, antimikozitik özelliklere sahip doğal antibiyotik var. Yani bu tüklük bezeleri T hücresi, B hücresi, makrofaj, lenfosit vesaire içerir. Yemiş olduğumuz besinlerin içerisindeki bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Bir. İkincisi, yemiş olduğumuz besinlerdeki mesela besinlerin hepsi bağırsaklar tarafından emilmiyor. Bazı besinler hemen çiğner çiğnemez ağzımızdaki mukoz tarafından emiliyor, kana karışıyor. Veya karaciğere geliyor. Kana karışıyor. Yani hemen yer yemez. İşte %15-20'si yemiş olduğumuz besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikoz direkt kana karışıyor. Yani mideye, bağırsaklara varmadan. Yani o kadar mükemmel bir sistem, bir yapı var. Evet hocam. Ağız içerisinde. Şimdi bir de bazılarının tükürük bezelerinde, özellikle çene altı tükürük bezesinde burada tükürük taşı oluşuyor. Bu bezenin kanalında iltihap oluşabiliyor. Kanalda daralma olursa veya kanalda kıl olursa, çok çay içenlerde bu kanallar daralıyor. Çay zararlı, siyah çay. Zarar verebiliyor. Ben oldukça severim taş ve olur. İçerim hocam. İçin iyidir. Bağırsakları kurutur. Alerjik tetikler. Çay da ayrı bir konu. Evet. Şimdi şöyle. Tüklük bezelerinde iltihap varsa, taş varsa, burası partosis denir. Tüklük bezelerinde. Şişebilir. Bir hanımefendi bize geldi. Münevver Hanım, raporları var doğaltedavi.net'te. Kaba kulak gibi böyle şişmiş. Dedi ki ya, doktora gittim ameliyat dedi. Ben korktum dedi. Hem de vaktim yok dedi. Neden? Torunuma bakıyorum dedi. Ben ameliyat olamam, hastanede yatamam. Ameliyatta olmak istemiyorum zaten dedi. Ya var mı bunun çözümü? Her şeyin çözümü var. Önemli olan arayıp bulmak. Kesinlikle. İksir aloe vera jel, yoğurt otu forte. Cordyceps forte. Bunları kullanacaksınız. Yavaş yavaş iltihap yok olur, erir, biter gider. 6 hafta sonra geldi, hiçbir şey yok. Tamamen.